için geldiniz. Oradaki insan manzaraları bir edebiyatçı gözüyle oradan bu, geçenlerin tepkilerini... Ya ben şunu söylemek istiyorum. Siz devletin içinde yaşamış, devletin askeri olmuş, devletin beyninde çalışmış yüksek subaylar. Şimdi bu yüksek subaylar 40 yılda makam, işte 1. Ordu komutanı, bilmem neyin subayı, istihbarat subayı. Şimdi bu insanların kalkıp eyleme girişmesi benim aklımın alacağı bir iş değil. Çünkü bu önce büyük bir zihniyet devrimi gerektirir. Ama entelektüel ve bilgili insanlar oldukları için, okumuş, kültürlü bir insan oldukları için bu zihniyet devrimini gerçekleştirdiler. Zaten Şule'nin bu işi başarıp bu mahkemeler biterse ben bütün bu askerlerimizi alıp HES eylemine götüreceğim yani. Kesin yani. Evet, ama çünkü onu... pratikleri sağlam, eylemleri sağlam. Evet. Ama kendi aralarında da söylüyorlar. Mesela Atilla Koramire'nin çok ilginç bir lafı var. Diyor ki, yani ben yıllarca biz gemilerde işte bu şimdi işlerle uzak kalmışız. Bundan sonra bütün eylemlerde varım diyor. Şimdi ben burada ilk bunu içeri alındıkları zaman ve ilk askerlerimizi ziyaret ettiğim zaman Türkiye'ye bir şey söyledim. Bir cümle söyledim. Ve benim cümlem Türkiye'de bir fetih yaptı. Benim söylediğim cümle. Ben dedim ki bu aldığınız insanların hepsi okumuş, kültürlü, içimizden kültürlü insanlar. Bir yıl sonra 1000 tane kitap geliyor, bütün raflarınız işgal olacak. Ve dedim bütün evet. Türkiye sizi konuşacak dedim 2 yıl sonra. Siz dedim onları imha ettiğinizi düşünüyorsunuz ama gerçek bu. Şimdi DOS kitabevinin, İmge kitabevinin raflarına gidin. İçeride yazılmış kitaplar. 10 kitaptan 5'i içerideki subayların. Evet, ne oldu? Bir fetih yaptılar. Onların etrafları, çevreleri, yayınları, oda kibileri bahsediliyor gazetelerde falan. Büyük bir fetih yaptılar. Yani bu insan, bir de iyi bir tarafı daha oldu. Bu insanlar yani devletin sahibi olmuş insanlar, hep devletle çalışmış insanlar. Bir solu, yani sola böyle bir şey, burun kıvırma değil de yani bir şey değildi. Mesafelilerdi diyelim. Yani çok da anlamış değillerdi bu işi. Fakat şimdi bunu çok net bir şekilde bir gerçek gördüler. Çünkü 28 Şubat'ta mesela gitmişler Hüsamettin Özkan gibi adamlara inanan o ordu komutanlarımız var. Çevik bir gibi insanlara inanmış orada komutanları evet. Falan var. Var yani. Bütün onlarda bir şeyi gördüler. Bakıyorlar mesela bizleri tanıyorlar. Ya adam 60 yaşına gelmiş. Emekli maaşı da yok. Verip bağırıyor, çağırıyor, yırtınıyor falan diyor. Bizleri görüyor. Ya da bu işçi partisinde ya da bu TGB'li gençleri falan görüyorlar. Orada bir travmatik bir duygusal boşalım oluyor onlarda da falan. Ve tabii oluyor ama ne olacak? Karşılığı şudur. Kendi çocuklarına örnek model olarak bir şey olarak siyasal model olarak bu TGB'li çocukları gösteriyorlar. Daha bu soylu yazarları gösteriyorlar. Bağımsız durabilmiş yazarları. İşte Aydınlığın, Yurtun, işte Halk TV'nin neyse. Bunları gösteriyorlar. Böyle büyük bir dönüşüm var. Fakat şu var. Türkiye'ye tabii çok büyük bir proje. Uygulanan proje çok büyük. 30 yıl. Proje safhası 30 yıl. Operasyon safhası 7 yıl. Medyada etnik milliyetçilerin çıkartılması, şimdi Engin Alan, Levent Göktaş isimlerinin burada içeri alınması demek şu demek. APO bunların ismini verdi. Çünkü PKK'yı sıfırlayan, bunlar tarihte görülmemiş kadar kahramanlıkları olan, askere de büyük cesaret veren hani şey yapan insanlar, bunların adını APO verdi bitirmek için. Amerika'nın verdiği çok kesin. Amerika gözlemiş, bir gün bunu felç etmek için ben ne yaparım? Şunu alırım dedi. İçerideki alınan insanlar bir insan vücudundaki akupunktur noktaları gibi. Oraları söktü aldı artık sistem çalışmıyor. Yani akupunkturu tersinden düşün. Sistem, sinir noktaları. O sinirleri çekti aldı. Ve şimdi loş ve boş bir çuval. Oraya da ruhsuz, kimliksiz, yarı casus tipli, makam hırsızı, bana sorarsan şerefsiz bir takım yerleştirmeler. Hani öngördü sınav sorusu çalanlar kimdir? Sınav sorusunu kim çalar? Şerefsiz çalar ya. Evet. Ve bu adamları oraya yerleştirdi. Tabii